Acun Ilıcalı. Erzurum'un Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı çiftinin ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Babası müteahhit, annesi ise üniversite eğitimi almış bir müdürdü. Ömer Ilıcalı adında bir abisi vardır. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğretimini Edirne İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazandı. Ama üniversite hayatını 7 yılın sonunda mezun olamadan bitirdi. Her röportajında kendilerini çok sevdiğini dile getirdiği babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybetti. 19 yaşındayken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. Eşinden boşandıktan sonra 1994 yılında motoruyla Bağdat Caddesi'nde büyük bir kaza geçirdi. Kazada arkasında oturan yakın arkadaşı hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın ise sol kolu kırıldı ve 36 dikişli bir ameliyatın ardından koluna platin takıldı. 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı. Lisans eğitiminin ardından tekrar girdiği üniversite sınavlarında İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanmasına rağmen bölümü okumaktan vazgeçti. Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin ile tanışan Acun, futbol bilgisiyle onu etkileyince denenmek üzere işe alındı. Koyu Fenerbahçeli olmasına rağmen Beşiktaş muhabiri oldu. Beşiktaş muhabiriyken futbolcularla samimi olup özel röportajlar yapmayı başarınca yıldızı bir anda parladı. Ve daha sonra Şansal Büyükağ'ın ekibine Show TV'ye transfer oldu. Televole furyasında Şansal Büyükağ'ın gözde elemanı haline geldi. Televole'nin spor magazin olduğu yıllarda bu program içerisinde kendine ait bir bölüm sunmaya ve bu bölüm dahilinde dünyayı dolaşmaya başladı. Ardından bu bölümü 2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. En çok izlenen gezi programı oldu ve bu serüveniyle 105 ülke gezdi. Dokun Bana ve Biri Bizi Gözetliyor programlarının kadrosunda yer alıp yardımcı sunuculuk yaptı. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor Kızlar Erkekler, Survivor Türkiye Yunanistan, Survivor Aslanlar Kanaryalar, Var Mısın Yok Musun, Devler Ligi, Yeteneksizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu. Uğur Dündar'ın sunmuş olduğu Yoksa Rüya mı ve Behzat Uygur'un sunmuş olduğu Söyle Söyleyebilirsem programlarının yapımları da Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilmiştir. O Ses Türkiye ve Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmalarının da yapımını ve sunuculuğunu yapmıştır. 2005 yılında 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. Başta Türkiye'deki üniversiteler olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinde stand-up gösteriler yapmıştır. Stand-up gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri komik bir dille izleyicilere aktarmıştır. Show TV'nin 81 İl, 81 Okul adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3.725.563 TL yardım topladı. Birinci evliliğini 19 yaşındayken yapan Acun Ilıcalı, ikinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun, 3 kız babasıdır. 2010 yılında eşi Zeynep Ilıcalı kendisini 20 yaşındaki Şeyma Subaşı ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. Ünlü isimlerin avukatlığını yapan avukat Kezban Hatemi ile anlaşan Acun Ilıcalı eşinin iddialarını kabul etmedi. 2011 yılı Eylül ayında barışarak boşanma davası düştü. 2001 vergilendirme döneminde gelir vergisi listesinde konuşmacı, sunucu gibi faaliyetlerden oluşan geliri için 2.836.191 lira gelir vergisi tahakkuk ettiren Acun Ilıcalı listeye 62. sıradan girdi. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı, TV8'i satın alarak artık kendi kanalının sahibi olduğunu duyurdu.